Dildancığım, heyecanlı mısın? Heyecanlıyım aslanım. Gerçekten. Hiç heyecanlı gibi durmuyorsun. Yok, birazcık düğün videosu falan oldu ya ondan. Duygulandın. Duygulandım. Evet. Arkadaşların puanını kullandı. Bakalım sana kaç puan verdiler. Bakalım. Büşra'cığım, senden başlayalım. Başlayalım. Önce sebepleri, tamam. Ardından da puanını paylaş bizimle lütfen. Tamam aslanım. Öncelikle bu hafta için size çok teşekkür ederiz. Ay canım. Çok renkli, ben güzel bir hafta oldu. Ondan bizim sonra Vildan arkadaşıma gerçekten çok teşekkür ederim. Bu hafta bizim neşemiz oldun. Güzel. Karşılamandan da çok memnun oldum. Evini açtın bize. Ben bugün çok mutluydum. Teşekkür evet. ederim. Önce evinde eleştirdiğimiz şeyler vardı. Önce hı-hı. beğendiklerimi söyleyeyim. Ben bu koltukları çok beğendim. Bugün çok rahat ettim. Mutfağını çok beğendim. Hı-hı. Belki fonunun dedik ama genel anlamda güzeldi. Beni o da rahatsız etmedi. Hı-hı. Yatak odasında hani bu tülü konuştuk ya, bu tül hı-hı. nereye giderdi? Evet, o yatak odasına o tül giderdi. Bir tek buradaki perdesi ve fonunu beğenmemiştim, onu söyledim. Hı-hı. İkramları gerçekten bu haftanın bana beni geçti diyebilirim ikramlarda. Yani geçti demeyeyim de yine benle. Yakında. Güzeldi. Çeyizim de güzeldi gerçekten arkadaşım. 7-8 tane kızdı hı-hı. yani. 7 kızdınız değil mi? 7 kız. Güzeldi. Açayım ondan sonra. Tamam, puanını görelim. Konuşuruz. Benim Vildan'a puanım 7. Beklediğim bir puandı Büşra'dan. Sağ olun. Teşekkür ederim. Puandan Büşra. Memnunsun yani. Yani beklediğim bir puandı, o yüzden şaşırmadım. Hı-hı. Yani yorumuna göre verdiği puanı da şaşırmadım. Yani aslanım, yani beğendiğini, ben beğenmediğini 8 de verebilirdim diye geldim buraya. Çünkü hani böyle gittim gibi olmasın diye, ama ben 4 gündür fondan bahsediyorum. Evet. Perdeden bahsediyorum. Yani ve gerçekten yatak odanda da kullanmışsın. Dediğim gibi hani kullanılabilecek bir yer varsa, bir şekil varsa o da yatak odasındaki şekilde. Buradaki de olmamıştı arkadaşım. Ama gerçekten masan, çeyizin olarak hani kendime yakın buldum. O yüzden teşekkür ederim. Peki. Öyküm. Öncelikle Vildan arkadaşımıza teşekkür ederim. Çok güzel ağırladı bizi. Çok heyecanlı bir haftaydı ve çok güzel bir haftaydı. Öncelikle ekibimize, sizlere çok teşekkür ederim. İyi ki de katılmışım, iyi ki bu programdayım. Ne güzel. Arkadaşıma gelince ben odasını çok renkli buldum, uyumsuzdu, perdeleri aynı şekilde, mutfağı güzeldi, çeyizi biraz bana yetersiz geldi, yatak odası çok pembe ağırlıklıydı ve dedikleri gibi genç odasına benziyordu ama gerçekten bize olan davranışları, arkadaşlığı çok iyiydi ve bizle, arkadaşlarımızla birlikte çekim arkasında, yani bugün sadece burada kalmayacak, bizim devamlılığımız hı hı. olacak. İnşallah. Biz görüşmeye devam edeceğiz. Hepsi çünkü çok değerli benim ne için. Ne güzel, ne evet, güzel. Evet, güzel arkadaşlıklar edindik ve güzel günler geçirdik. Biz bunları unutmayacağız. O yüzden ben eğer izniniz olursa puanımı açmak istiyorum. Elbette. Benim puanım 5. Az. Az mı? Yani ben çeyizi az dedi arkadaş. Orayı siz de gördünüz aslında. Hı-hı. Ben orayı kat kat, yani ekip... Evet, az bir çeyizi yoktu. Vardı ben çeyiz. 3 senelik evliyim. Ben size de söyledim aynı şey. Siz 7 aylık evlisiniz. Ben çeyizimin yarısını zaten dağıttım. Çok çeyizimde vardı. Hiçbir hazır hiçbir şey yoktu. Hepsi iğne oyası. Hepsi el işlemesiydi, elemeği çoktu, dantel zaten çoktu. O ön kısma zaten hiç bakılmadı. Hepsi danteldi. Çeyizim az, onu kabul etmiyorum. Evet, Pervin'le devam edelim dilersen. Gidelim. Bakalım Pervin sana kaç puan verdi? Aslanım, öncelikle biz bu hafta çok eğlendik. Yani kendim adıma çok memnun oldum. İyi ki katıldım diyorum bu programa. Sizleri tanıdık. Yani ekranda göründüğünüzden çok daha tatlısınız. Ay, evet. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bize olan ilginiz için çok teşekkür ederiz. Evet. Kamera önü, kamera arkası, arkadaşlarımızla çok eğlendik.
hiç yabancılık hissetmedik. Sağ olsunlar, hepsi teker teker bizimle çok ilgilendiler. Sizler de öyleydiniz gerçekten. Biz de hepinize çok teşekkür ederiz. Bittiğine çok üzülüyoruz, inanın. Yani her gün yoğundu, güzel geçti evet ama bugün bitiyor, çok üzünlüyüm. Olsun. Onun dışında arkadaşıma gelecek olsun, olursa... Olsun, yine görüşeceksiniz. Evet, arada evet, bana da alo dersiniz. Görüşeceğiz. İzmir'e geldiğimizde bekleriz. Bekleriz. Kapımız her zaman açık. Gelinlerimiz var. Sağ olun, eksik olmayın. Başınız var olsun. Arkadaşıma gelecek olursak, hiç benim tarzım olan bir ev değil. Hiçbir renk uyumu, uyum diyor ama ben göremedim açıkçası yatak odası dışında. O da yatak odası komple pembeydi. Mutfağındaki kırmızılıkları beğenmedim. Yani ben öyle mutfakta patlak bir renk sevmiyorum. Niye senin mutfağındaki de patlak renkti? Ne vardı? Siyah. Mor kapağım da ona benim yapabileceğim hiçbir şey yoktu. O zaman ona göre ev tutacaktım Pervin'ciğim. Nasıl ona göre ev tutacaktım? Beğenmediysen patlak rengi gidecektin. Beyaz. Ama sen onu kendin dizayn ettin. Ben kendim, ben zaten söylüyorum. Ben de kendime yorum yapıyorum ya. Ben bir dakika, sen patlak rengi sevmiyorsun ya şimdi. Evet. Patlak rengi bir mutfak dolaplı bir ev tutuyorsun. Bu yoruma bu oldu mu şimdi? Nasıl oldu? Ben kırmızıyı seviyorum diyorum. Kırmızıyı mutfağımda kullanıyorum. Seviyorum ki kullanıyorum. Sen patlak rengi sevmiyorsun. Ama patlak renkli bir mutfak tutuyorsun. Mesela kapağım mor ya benim, başka herhangi bir yerimde mutfağım mor var mıydı? Mesela sevseydim mor olarak devam ettirdim. Benim için orası zaten yok. Zaten devam ettirmemişsin, oraya gold küçük ev aletlerini yerleştirmişsin. Evet, öyle yaptım inan gerçekten. Evet. Ondan sonra aslında çok karışık, duvarları çok dolu. Yani ben hiç beğenemedim evini. Doğru, ben çıta yapmadım, herkesle olan saatten takmadım. Evet, evet ama hiç güzel şeylerin yoktu arkadaşım. Hiç beğenemedim ben. Tamam ya, ben 850 kilometre yoldan değil. Bu kadar yaptım. Sen daha dibinde bir şey o kadar yapamıyorsun. Evet, ben de çalışıyordum canım o zamanlar. Bu şekilde tamam, yapabildim herkesin tamam, tamam, tamam. Gerginlik istemiyorum bugün, son gün. Yapmadım ben doğru. Puanımı açmak istiyorum aslında. Tamam. Dört. Zaten yorumlarımdan anlamış. Anlamışsınız gerekiyor. Ben zaten anladım. Pervin'i anladım zaten. Ama şimdi zevk meselesi. Zevk, evet. Evet, anladım. Zevk meselesi. Ben 5 verdiğimde Doğan'a kızıyordu ya, o yüzden. Ondan mı oldu diyorsun? Senin yorumlarına göre bana sen verdiğin puan düşük. Sen Gamze'nin evinde hiçbir şeyi beğenmedim dedin. Hiçbir şeyi beğenmedim. Bir dakika, bir tek yatak odasını beğendim dedin. Bayıldım yani. Bir dakika ya, bir dakika. Üstüydüm. Bir dakika, hiçbir şey... yatak odasını beğendim dedin. Evet. Bir tek yatak odasını beğendim. Mutfağımı da beğendi. Kaç puan ama verdi? Orada alt, sadece alt yatak odasını beğendim dedi. Yok, mutfakta. Ben üstünü değiştiriyordun ya, yoktun canım. Bilmiyordun. Ya ona bakıyorsa ben Pervin'e 8 verdim, o bana 6 verdi. Yani evet. Bunu neyse. Benim 7 verdiğim bana 4 verdi. Eşitlikle alakası evet, yok. Zaten yani böyle aslında gitmeyecek bu işler. Tabii tabii yani. Bir şey kısası yani. Olmuyor. O sana 5 verdi, sen ona 5. O sana 10 verdi, sen ona 10. Yani böyle değil herhalde. Değil, yok, öyle değil. Ona göre değerlendirmediğinizi düşünüyorum. Hayır, hayır. Şey yapıyordu yani ikramını. Neyse, ben ona göre değerlendireceğim gereken değerlendirmeyi yapacağım zaten. Evet Gamze'cim. Şimdi 4 arkadaşı bir yere koyuyorum, kendimi bir yere koyuyorum. Gördüğüm evlerle benim evim aynı kulvarda değildi. Olmadığı ziyade için, ev döşemesi, ev de, kesinlikle evet. Ev döşemesi dekoru. Bambaşkaydı, çok alakasızdı. Kesinlikle bunu kimse rakamsal anlamasın. Aha. Yani öyle bir şey yok nihayetinde. Şimdi şöyle, ben mesela işte jü tipiyle sarılmış bir objeyi koyan arkadaşıma kendi el emeğimi, o sanat aha eseri olarak adlandırılacak bir şeyimi anlatmak için mücadele ettim ya, evet, boşuna ettim. Onu ben hı-hı fark ettim sonradan, evleri hı-hı gördükçe fark hı-hı ettim. Ben kendi hak ettiğimi hı-hı almadım. Evet hanımlar, Gamze bir hafta boyunca benim gördüğüm kadarıyla puanlamada gayet hakkaniyetli olmaya çalıştı. En yüksek veren de bendim zaten. Evet. Ne diyorsunuz?
Evet Aslı Hanım, bence de o şekilde gitti. Çünkü diğer arkadaşların hepsi zaten kendi gününü oynuyor. O no verdi diye. Mesela ben asla... Kim o diğer arkadaşlar? Gitmedim. Mesela ben Büşra'ya 5 verdim de Büşra da bana 5 verdi. Ki birbirimizin eviyle hiçbir alakası yoktu. Yoktu. Ama evet. Ben de söylediklerin şeyi sen de görünce ben tabii ki de şaşırdım yani. Ama mesela o şekilde ben de burada sözünüzü keserek bir şey söyleyeceğim. Bazen atıyorum 5 verdi, o da sana 5 verdi. Aslında nasıl bir denge oluyor biliyor musunuz? Bu benim için de geçerli. Ben de birçoğunuza aynı puanı veriyorum. Bunun bir sebebi var. Senin evinde örnek veriyorum, çeyizini güçlü buluyorum. Senin evinde salonunu beğenmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben aslında senin evinde salonunu beğeniyorum. Senin evinde karşılamanı beğenmiyorum gibi. Bazı dengeler var. Dolayısıyla rakamlarda aynı olabiliyor. Anlatabildim mi? Ben anlatabildim mi? Evet evet ben sizi anladım. Sadece şöyle bir şey var. Hırsı olanlar düşük veriyor. Ben onu fark ettim. Yani kendi kazanmak istediği için ne kadar düşük verirsem o kadar iyi diye düşünüyorlar. Yani ben ama ben bu şeyle ben bu gitmedim. Ben şey görmedim. Hiç yani ben şu an 4 verdiğim puanlar için verdim. Kendime oynadığım için bu puanı verdim sence? Tabii ki. Hayır. Tabii ki. Hayır. Öyle olsa sana da düşük verirdim. Mesela sende beğendiğim şey... Bu evde beğendiğim bir şey oldu ya mu benim? Ya zaten bende beğenilmemek gibi bir şey olmaması ama işte sen bu şekilde konuşuyorsun. Neyse öyle oldu. Sen de beğenmediğimiz geçti. Çok şey de vardı. Beğenilmemesi gerekiyormuş. Canım bak, beğenmesi bak şimdi bak ben biz burada, zorla beğenmek zorunda mıyız seninle? Bak herkesin ben burada en hırsız çok... olan kişiyim. Verdiğim puanlardan görmediğinizi kim 8 verdi? Kim benim ya, verdiğim puanı? Demek ki beğendiğini de verdi. Kim benim kadar bonkör davranabilir ki? Senin hiç ihtiyacın yok. Arkadaşlar ihtiyacı olan kazansın. Hayır ihtiyaçlı değil, hırslı olması gereken. Ben hırslı değilim diyor. Ben, evet. Ama diyor hırslı olan demek istiyor. Kimse hani ihtiyaçla alakalı. Ya şimdi herkes hırslı olan değil de kimin neye ihtiyacı olup olmadığını Allah bilir. Ya hiç şimdi herkes güveniyor. Ona bakılırsa. Herkese sor, herkese güveniyor. Her akşam annem de, bir dakika kızlar. Benim her akşam annem de kayınvalidem de açıyor, konuşuyoruz. Kızım evet. İşte olsun, o da öyle tatlıydı, bu da böyle tatlıydı, hak eden kazansın, olsun. Kimse yani böyle şey değil, böyle arkadaşım öyle bir konuşuyor ki, ya biz çok hırslıyız, hepimiz aynı derecede hırslıyız. Ama sen benim evimi hak ediyordu ama şey, ya arkadaş benim evimi de hak ediyordu. Benim evimdeki hak herkese göre mangal, herkesin benim evi evimdeki masa, benim evimdeki çeyiz kimde vardı? Yok benim muydu? Evimdeki şıklık kimde vardı diyeyim ben yani. Ben herkes öyle diyeyim kendine göre desin o zaman. Göre desin herkes, o zaman. Tabii. Bak ben ilk yorumlar bende başladı, ben böyle yaptım. Aa o öyle miymiş, bu böyle miymiş? Siz çıktıktan sonra dedim ki yine beğeniyorum ya dedim ama öyle olabilirmiş dedim. Hı. Arkadaş daha ilk yorumlamaya çıktı. Aa ben böyle şeyleri hiç sevmem. Ya neyi sevmiyorsun? Gelmeseydin o zaman. Kim neyi sevmem dedi? Sen ben böyle neden yorumları bahsettim? Hiç beğenmiyorum, hiç sevmiyorum. Hayır dedim nasıl ki. Nasıl yorumlar bekliyordun? Bayılacak mıydık evin? Tatlım ha? Hayır. Yorum yapılır ama. İyisi de kötüsü de kırmadan yapılır dedi. Biz kırmadık ki zaten seni. Sen bizi izleyince siz göreceksiniz. Sen bizi kırdın. İzleyince göreceksiniz.